أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım dolayısıyla Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız her adım için Allah katındaki değeriniz, takvanız, izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sahabelerin, salihlerin, muttakilerin, muvahhidlerin, mücahitlerin üzerlerinde taşımaktan korktuğu, kalplerinde bir hastalık olarak belirmesinden çekindiği bir arızayı gündemimize getireceğiz. Bir hastalıktan bahsedeceğiz. Bu hastalık nifak hastalığıdır. Bilindiği üzere kardeşlerim, hak olsun veya batıl olsun, inancı uğrunda sebat eden, yalpalamayan, kendi değerleri uğruna açlığı, susuzluğu, meşakkati göğüsleyebilen insanlar tarih boyunca sevgi ve saygıyla karşılaşmışlardır. Ama davalarında sebat edemeyen, yalpalayan, rüzgarın estiği yöne göre hareket edenler ise bir ilgi ve bir alaka bulamamıştır hayatları içerisinde. Az önce söylemiş olduğum onuru ve onurlu davranışı insanlık bir özlemle beklemektedir. Çünkü bu evrensel genel bir değerdir kardeşlerim. İşte bu akşam öyle bir sınıfa değineceğiz ki bu onurlu duruştan, izzetli duruştan teğet geçmiş, yanına dahi yaklaşamamış, insanlığın ve tarihin sürekli kendilerini dışladığı münafıklar zümresini, onların vasıflarını göreceğiz. Allah onların akıbetinden bizleri muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, nifak kelimesi bir delikten girip diğer delikten çıkmak anlamına gelmektedir. Araplar bunu genellikle tarla fareleri için kullanmışlardır. Zira Yerbu ismindeki tarla fareleri düşmanlarının şerrinden korunmak, saldırılarından emin olmak için yuvalarına iki tane delik açarlarmış. Birinden girerler, saldırı karşısında diğerinden üzerini ince ve yumuşak bir toprakla örttüğü kapağı kafasıyla iterek çıkarlarmış. Allah subhanahu ve teala nifak ehlini Yerbu faresinin bu durumuna benzetmektedir. Çünkü nifak ehli iç aleminde bir düşmanlık besleyip dışta güler yüz sergileyen iki yüzlü, iki karakterli insanlardır. Ve değerli alimlerimiz bu nifak ehlini ikiye ayırmışlardır. Bir demişler, itikadi nifak, iki ameli nifak. Kardeşlerim, itikadi nifak sahibini kafir yapan ve ebedi cehennem ateşine mahkum eden bir hastalıktır. Zira bunlar asli münafıklardır, asli nifaktır. Bunlar, bu kişiler
Allah'a ve Resulüne iman ettiğini dilleriyle söyleyip kalpleriyle inkar edenlerdir. Bunlar müminleri, Müslümanları gördüklerinde sevdiğini dilleriyle belirtip kalplerinde onlara kin ve haset besleyenlerdir. Bakın yüce kitabımız Bakara suresinde bu itikadi nifak hastalığına yakalanmış cehennem ehlini öyle bir tasvir ediyor ki her akıl sahibi bunu anlamakta hiçbir zaman güçlük çekmeyecektir. Sözlere Allah Subhanahu ve Teala şöyle başlıyor. Bismillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlar içerisinde, oradaki insanlardan kasıt, Resulullah aleyhisselam ve sahabelerin içerisinde, öyleleri vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylerler. Allah'a inandıklarını, putları inkar ettiklerini, ve bir gün hesaba çekileceklerini dilleriyle söylerler. Onlar böyle zanların, kuruntuların içerisinde bulunurken Allah-u Teala şöyle buyurur. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar asla iman etmemişlerdir. Subhanallah. Bunu kim söylüyor? Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam söylemiyor. Bunu konuştuğunda meleklerin sanki konuştuğunu zannettiğimiz Ömer bin Hattab söylemiyor. Bunu münafıkların listesini çok iyi bilen Huzeyfe İbnül Yaman söylemiyor. Bunu alim olan, habir olan Allah söylüyor. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar asla iman etmemişlerdir. Onlar ahirete inandıklarını söylüyorlar ya, asla bunu yapmamışlardır. Peki bunun sebebi nedir? Ona sorsanız ki neden sen böyle bir beyanda bulunmaktasın? Bakın Allah-u Teala yine şöyle devam ediyor. Diyor ki, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Subhanallah. Onlar, yani o münafıklar, o itikadi nifak hastalığına yakalananlar, Allah'ı ve iman edenleri kandırmaya çalışır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Subhanallah. Onlar, Allah'ı ve iman eden müminleri aldatmaya çalışırlar. Kandırmaya çalışırlar. Evet, onlar müminleri aldatırlar. Neden? Çünkü Medine'de güç dengesi değişti. Hele Bedir Harbi'nden sonra güç artık müminlerin yanında olmaya başladı. Müminlerin eli kuvvetlendi. Eğer derse ki biz iman ettik, Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz, müminlerin elde ettiği ganimetlerden ve servetlerden pay alacaklar. O yüzden müminleri aldatıyorlar. Peki o kof zihniyetler aynı zamanda Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Subhanallah. Hani inandığımızı beyan edelim, inandığımızı söyleyelim. Evet zaten gafil olan müminleri aldatabiliriz, kandırabiliriz. Bu sözü söylersek belki yarın öldüğümüzde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri doğru çıkar da belki ahiretten biraz payımız olur diye Allah'ı kandırmaya çalışıyorlardı. Haşa ve kella. Onlar yine bu aldatmanın hile ve tuzağın içerisinde olsun. Bakın Allah-u Teala onlar için ne diyor? وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ Halbuki onlar o kof zihniyetler dedik ya, kendilerini aldatmaktadırlar. Kendilerini kandırmaktadırlar. Onlar halbuki karanlığa taş atmaktadırlar. Onlar karanlıkta bilmediği bir adama sövmektedirler. Yapmış oldukları iş boşa. Kendilerini aldatıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar. Sonra Allah devam ediyor. Diyor ki وَمَا يَشْعُرُونَ Ama onlar bunu akledemiyorlar. Onu bunlar düşünemiyorlar. Bunu anlamaktan acizler. Şimdi içlerinde bulunduğu acı sahneyi bakın Allah-u Teala nasıl tasvir ediyor. Diyor ki Allah, فِي كُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Onların kalplerinde hastalık vardır. Maraz vardır. Onlar hastalıklı bir bünyeye ve bir cesede sahiptirler. Sonra devam ediyor. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Allah da onların hastalıklarını
marazlarını arttırdı. Subhanallah. Şimdi aziz dostum düşünsenize. Evet, insanları aldatmak bir kenara dursun. Ama her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, yeryüzündeki bütün iktidarı, otoriteyi elinde bulunduran Allah Subhanahu ve Taala'yı aldatmak, kandırmak hastalıklı bir kalbin işi değil midir? Değilse senin bir kalbe, iyi bir kalbe, düzgün bir zihniyete sahip olan, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın düşündüklerine, kalbinde beslediklerine hakim olduğunun farkında değil midir? Ama bunlar öyle hastalıklıdır ki, bunların kalplerinde öyle bir hastalık var ki, alemlerin Rabbi olan Allah'ı kandırdıklarını zannediyorlar. Allah ne diyor peki? فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدَى Allah da onların hastalığını arttırdı. Ne için? Cezalandırmak için. Azap etmek için. Onların içinde bulunduğu küfrü terk etmek, karanlıkların içerisinde onları mahkum etmek için Allah hastalıklarını arttırdı. Ve bakın ayetler ne diyor? وَلَهُمْ عَزَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalan söylemelerinden dolayı, Allah'ı aldatmayı göze aldıklarından dolayı onlara elim, can yakıcı bir azap vardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kim için? İtikadi anlamda nifak hastalığına sahip olanlar için. Peki peygamber ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Yanındaki müminler, o davetçiler, tebliğçiler ne yapıyorlar? Bunlara acıyorlar, bunlara merhamet ediyorlar. İçinde bulundukları hastalıktan onları kurtarmaya çalışan bir doktor titizliğiyle yaklaşıyorlar. Ve onlara şöyle sesleniyorlar. Diyorlar ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ Allahu Ekber. Yahu siz de şu iman edenler gibi, Allah'a teslim olanlar gibi, Allah'a ortaklar koşmayanlar gibi, namaz kılanlar gibi, oruç tutanlar gibi, zekat verenler gibi, secde edenler gibi iman etseniz ya. Siz de şöyle adam akıllı, insanlığa yaraşır şekilde, bir insanın vasfına yakışacak şekilde iman etseniz ya. Kendilerini böyle yumuşakça, nazikçe davet edenler için peki ne diyorlar? Bakın o hastalıklı cesetlerin dudakları arasından şu sözler dökülüyor. Diyorlar ki, قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَحَا Subhanallah. Biz diyor, biz. Yani o münafıklar, biz. Haşa ve kella. Allah'a sığınırım. Onların bu nitelemelerinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Onun merhametine, tevvaplığına sığınırım. Biz şu sefihlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz diyor. Ya Rabbi subhanallah. Nasıl hastalıklı bir kalp gördünüz mü? Sefih kim biliyor musunuz? Haşa ve kella. Sefih diye nitelendirdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yanındaki güzide ashabı. Biz şimdi onlar gibi mi iman edeceğiz? Onlar akledemiyorlar. Onlar kavrayamıyorlar. Onlar düşünemiyorlar. Haşa ve kella. Türkçe'ye çevirdiğimizde onlar bir beyinsiz takımı. Biz onlar gibi mi iman edeceğiz? Yahu bu sözleri binlerce yıl önce Salih aleyhisselamın kavmi Salih aleyhisselama söyledi bizzat. Nuh'un kavmi aleyhisselam gittiler Nuh aleyhisselama bu sözleri söylediler. Ey Nuh dedi, senin etrafında sefi insanları görüyoruz. Akılsız, beyinsiz, düşünemeyen. Biz onlar gibi mi iman edeceğiz? Kendileri aristokrat ya, edebiyatçılar ya, şairler ya. Çok iyi siyasetçi ve kumandanlar ya. Kime söylüyorlar bunu Müslümanlar? Senin adını andığında tüylerini ürperten Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a söylüyorlar. Kime söylüyorlar? Nil'e, ey Mısır'ın Nil'i. Öyle sesleniyor. Ey Mısır'ın Nil'i. Eğer gücünü kendinden alıyorsan bu saatten sonra akma. Ama senin gücün Allah'tan geliyorsa biz o Allah'a dua edeceğiz senin suyunu salman için. Böyle bir imana sahip olup ertesi gün Nil nehrini 12 mil taşırtan
Ömer bin Hattab'a bu sözü söylüyorlar. Bu sözü Resulullah aleyhissalatü vesselam bir mecliste otururken Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor, ayaklarını kaldırmıyor Resulullah aleyhisselam. Ömer bin Hattab geliyor, Resulullah ayaklarını çekmiyor. Osman bin Affan içeri girdiğinde Resulullah aleyhissalatü vesselam ayaklarını topluyor. Sahabe Resulullah'a dönüyor. Ya Resulallah, Ebu Bekir girdi, Ömer girdi. Ama diyor sen onlar için ayaklarını düzeltmedin de Osman girdiğinde ayaklarını neden topladın? Meleklerin diyor haya ettiği bir adamdan diyor haya etmeyelim mi diyor. O Osman'a sefih diyor bu acizler. Ali bin Ebi Talib'e ki en sonda bir hadis zikredeceğim. Dikkat edin. Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslim'de geçen bir hadiste Ali bin Ebi Talib için ne diyor biliyor musunuz? Seni diyor ancak diyor müminler sever ve ancak diyor sana münafık olanlar buğz eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu güzide sahabesine bu sözü söylerken münafıklar dillerine ne diye doluyorlar? Sefih diye doluyorlar. Allahu Ekber. Bırakın kadınları. Erkeklerine kadar İslam davası için canını malını feda eden o güzide kadınlara ne diyorlar? Sefih diyorlar. Bırakın kadınları. Bedir'de Uhud'da cihad etmek için parmaklarının ucuna dikilen o çocuklara sefih diyorlar. Peki şimdi ne olur aziz dostlarım buraya doğru yönelin. Onlar böyle nitelemede bulunurken o müminlerin gerçek hamisi, gerçek koruyucusu, gerçek dostu, gerçek velisi ve gerçek vekili olan Allah ne diyor biliyor musunuz? Bu sahabenin faziletini ortaya çıkartan, şerefini ortaya çıkartan, şerefini topraktan alıp göklere ulaştıran bir savunma ortaya çıkacak. Allah-u Teala bakın şöyle söylüyor. Diyor ki, Ela innahum humus sufaha. Allahu Ekber. Hayır, hayır değil mi? Gerçek sefih, beyinsiz, akılsızlar diyor. Allah sizlersiniz diyor. Allahu Ekber. Bu şöyle bir ince anlatıma sahip kardeşler. Allah sahabenin kendisini savunmasına ihtiyaç bırakmıyor. Allah Muhammed aleyhissalatu vesselamın sahabesini savunmaya ihtiyaç bırakmıyor. Hayır diyor ey Muhammed diyor. Hayır ey ashab. Hayır ey müminler. Ela innahum humus sufaha. Gerçek sefihler, gerçek bedbahlar, gerçek beyinsizler, ayak takımları kimler? Onlar diyor Allah. Savunan kim? Allah Subhanahu ve Teala. Bakın kardeşlerim bu ayet bile başlı başına sahabenin şerefini gösteren önemli bir ayettir aziz dostlarım. Evet, münafıklar kardeşlerim omurgasız yaratıklardır. Yani affınıza sığınırım bu sözü söylemekten ama evet münafıklar omurgasız yaratıklardır. Şimdi siz birine sefih diyeceksiniz. Birini aymazlıkla nitelendireceksiniz. Birine hakarette bulunacaksınız. Ama onlarla bir araya geldiğinizde bakın diyeceksiniz ki kalu amenna. Biz de iman ettik. Biz de inanmıyoruz. Siz nasıl Allah'a ve Resulüne teslim olduysanız biz de Allah'a ve Resulüne teslim olduk. Yahu dün sefih diyordunuz onlara. Akılları kıt diyordunuz. Düşünemiyorlar, idrak edemiyorlar diyordunuz. Ama yolda onları gördüğünüzde, mescitte onları gördüğünüzde, çarşı ve pazarda onlarla karşılaştığınızda, alu amenna. Biz de var ya biz, sizin o çok sevdiğiniz Ömer bin Hattab gibi iman ettik. Biz var ya biz, Zübeyir bin Avvam gibi iman ettik. Biz, çocuklarınızın ve kadınlarınızın canlarını ve mallarını satılığa çıkarttığı gibi canlarımızı ve mallarımızı satılığa çıkarttık diye iddiada bulunuyorlar. Subhanallah. Şimdi aziz dostlar bunlar omurgasız değil de kimdir? Bunlar girdikleri kabın şeklini alan yılanlardan hiçbir farkları yoktur. Yılan için kabın şekli önemli değildir. Üçgense üçgen olur. Daire ise daire olur. Dikdörtgense dikdörtgen olur. Yılan için, omurgasız bir yaratık için kabın şekli önemli midir? Değildir. Münafıklar böyle bir karaktere sahiptirler. Onlar müminleri gördüklerinde kalu amennâ derler.
Biz de iman ettik. Biz de inanıyoruz derler. Peki müminlerden ayrıldılar, Müslümanlardan ayrıldılar. Ya Yahudilerin liderleriyle, Allah-u Teala şeyatin diyor değil mi? Ya Yahudilerin liderleriyle, şeytanlarıyla, ya Hristiyanların liderleri yani şeytanlarıyla, ya münafıkların kendi liderleri veya şeytanlarıyla veya Kureyş'in liderleri veya şeytanlarıyla bir araya geldiklerinde ne diyorlar peki? Subhanallah. 180 derece dönüyorlar. Diyorlar ki kalu inna ma'akum. Ya diyor biz sizle beraberiz diyorlar. Subhanallah. Münafıkları görüyorlar. Kendi liderlerini ve arkadaşlarını. Ya biz sizle beraberiz merak etmeyin. Yahudileri görüyorlar. Diyorlar ki biz Yahudiyiz. Biz de sizin gibiyiz. Sizin itikadınıza sahibiz. Hristiyanları görüyorlar. Korkmayın biz de sizin gibiyiz. Kureyş'le bir mecliste oturuyorlar. Diyorlar ki biz sizle beraberiz. Sizin gibi düşünüyoruz. Sizin gibi hissediyoruz. Sizin gibi yaşamayı arzu ediyoruz. Peki bunu neden yapıyorsunuz? İnnemâ nahnu müstehzi'ûn. Diyoruz biz onlarla alay ediyoruz. Müslümanlarla dalga geçiyoruz. Onları hafife alıyoruz. Hani Allah'ı ve peygamberini, Allah'ı ve müminleri aldatıyorlar diye. Şimdi ne yapıyorlar? Müminlerle alay geçtiklerini söylüyorlar. Bakmayın mescitte onlarla beraber saf tutuyoruz. Ah gücümüz olsa sizin havralarınızda Tevrat okusak. Bu o anlama geliyor. Bakmayın onlarla beraber iftar açtığımıza, sahur yaptığımıza gücümüz olsa sizin meclislerinizde, sizin kiliselerinizde İncil okumak istiyoruz demektir arkadaşlar bu. Bakmayın onlarla beraber aynı saflarda yürüdüğümüzde, cihad ettiğimize gücümüz olsa sizin saflarınızda yer alırız demektir aziz dostlarım. Bunlar bu derece omurgasız bir yapıya sahiptirler. İşte böyle gayri ahlaka sahip olan insanlığa artık son bir nokta vurulması lazım. Son bir nokta. Bu noktayı da vuracak tek güç Allah Subhanahu ve Teala. Aynen ayetler şöyle diyor. Bismillah. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْحُدَىٰ Artık şey açıldı. Meydan açıldı. Hak ile batıl birbirinden ayrılmaya başladı. Ne diyor Allah? İşte onlar. Kimler? Münafıklar. Hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır diyor Allah. Subhanallah. Demek ki o itikadi nifaka, o nifak hastalığına sahip olanlar gökten inen nura değil, şeytanın pazarladığı sapıklığı satın almışlardır. Subhanallah. Onlar Allah'la ticaret yapmamışlar. Onlar şeytanlarla ticaret yapmaktadırlar. Zira Allah'la ticaret yapanlar mallarını ve canlarını cennet karşılığında satmışlardır. Peki bunlar şeytanlarla bir alışverişin içerisine girmişlerdir. Peki sonuç? Sonuç. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Yaptıkları ticaret, alışveriş asla kar getirmemiştir. Kar elde edilmemişlerdir. Hidayete karşılık sapıklığı almışlardır. Tabir yerindeyse yoldan çıkmışlardır ey aziz dostlar. Evet Allah muhafaza bir kişide itikadi anlamda inanç konusunda nifak varsa sonu sapkınlıkmış, hidayetten mahrum kalıp cehennem ateşine gitmekmiş. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Bakın bu sahne, yani tabir edilirse ateşlerinin sıcaklığı Tevbe 68'de daha netleşiyor. Ne diyor? Allah diyor. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere, Allahu Ekber. İki sınıfı saydı Allah. Münafıklardan kadınlara ve erkeklere, sonra onları kimlerle nitelendirdi? Kafirlerle nitelendirdi. Dedi ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Subhanallah. O itikadi hastalığa sahip olanlar, kafirlerle beraber ebedi cehennem ateşine maruz kalacaklardır. Aynen ayet şöyle devam ediyor. O da diyor onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Subhanallah. Münafıklar
Allah tarafından lanete uğramışlardır. Şu insanlık alemi içerisinde Allah-u Teala'nın lanetine uğrayan bir sınıf kimdi? Yahudilerdi. İkinci sınıf kimmiş? Allahu Ekber, münafıklarmış kardeşlerim. İkinci sınıf münafıklarmış. Evet, ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti? Huzeyfe İbnül Yaman Resulullah'tan tam 26 sene daha fazla yaşadı. 26 sene. Ve şu sözler dudaklarının arasından çıktı. Dedi ki bugün nifak ehlinin sayısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden diyor daha fazladır. Subhanallah. Bugün yani Resulullah vefat ettikten sonra nifak ehlinin, münafıkların sayısı Resulullah döneminden diyor daha fazladır. Zira diyor onlar Resulullah döneminde kendilerini gizliyorlardı. Bugün ise kendilerini aşikar bir şekilde ortaya çıkartıyorlar. Hasan-ül Basri'ye soruyorlar. Diyorlar ki ey imam, bugün günümüzde münafık yok değil mi? Hasan-ül Basri diyor ki eğer diyor münafıklar öldüğünde cesetleri ortada kalsa biz diyor yürümektedir güçlük çekeriz. Subhanallah. Bunu niye söyledim biliyor musunuz aziz dostlar? Bakara suresinde ve Tevbe suresinin 68. ayetinde muhatap olanlar sadece Resulullah döneminde yaşayan münafıklardır diyenlere reddiye olsun diye söyledik. Sadece Muhammed aleyhissalatü vesselam döneminde nifak hareketleri vardı. Ondan sonra böyle bir şey toprağın altında girdi diyenlere bu sözümüzdür. Eğer Hasan-ül Basri asr-ı saadetin kokusu daha o topraklarda dururken, Huzeyfe İbnül Yaman, sahabeler daha yaşarken nifak hareketinin çoğaldığını söylüyorsa, bugün İslam'ın ortadan kalktığı, küffarın yeryüzünde hakim olduğu dönemde, o zaman nifak hareketlerinin sayısı çok daha fazla olacaktır. Allah-u Teala sizi ve neslinizi bundan muhafaza buyursun. Bakın küçük bir hatırlatma, küçük bir dipnot. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir dipnot. Büreyde radıyallahu anh rivayet ediyor. Sakın diyor Yusuf, sakın münafıklara diyor, altını çiziyorum, sakın münafıklara efendim ifadesini diyor kullanmayın. Allahu Ekber. Hadis Müslim hadisi. Sakın münafıklara, münafık karakterine sahip olanlara efendim ifadesini kullanmayın. Neden? Efendim ifadesi saygı içerir. Yahu Allah'ı ve müminleri aldatmaya kalkan bir adamı nasıl biz Allah yerin dibine sokmuşken göğe çıkartırız? Allah onları yererken müminler, Müslümanlar nasıl onun kadrine ve kıymetini ayağa kaldırır? Sonra Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. Kim diyor böyle bir şey yaparsa, kim münafıklara efendim, azizim, dostum, övücü sözler kullanırsa aziz ve celil olan Rabbini kızdırmıştır diyor. Subhanallah. Evet, bugün münafıkların varlığı devam etmekte. İsteyenler Suriye topraklarına gidebilirler. İsteyenler Irak topraklarında gezinebilirler. İsteyenler Pakistan coğrafyasında gezinebilirler. İsteyenler Çeçenistan'da gezebilirler. İsteyenler Arakan'a uğrayabilirler. İsteyenler şu coğrafyanın içerisinde tur atabilirler. Münafıklar vardır. Varlığını devam ettireceklerdir. Her geçen gün de kuvvetini artıracaktır. Onlara saygı, hürmet ifade edecek bir sözü dahi yakıştırmayan bir peygamber varken onlarla aynı safta yürüyenlerin hali ne olur ben onu bilmiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kelimeyi dahi onlara çok görürken o münafıklarla el tutup da Müslümanların kanında birleşenler artık onların hakibeti nedir bilmiyorum. Onları Allah'a havale ediyoruz. Allah-u Teala onlara hidayet versin. Aziz dostlarım, şimdi asıl önemli bir mevzuya girdik ki hani sizin hepinizi buradan tenzih ediyorum. Kendimize yakıştıramıyoruz. Ehlimize yakıştıramıyoruz bu hastalığı, birinci hastalık. Çünkü tehlikeli bir hastalık. Ama şimdi ne olur uykunuzu bölün, yorgunluğunuzu giderin. Şimdi bir münafıklığın türünden, bir nifakın hastalığından bahsedeceğiz ki alimler buna ameli nifak demişler. Bundan ben kurtulamadım. Bundan belki okuyacağım hadisleri işitenler kurtulamadılar.
Halen Müslümanların içerisinden bazıları kurtulmamak için çaba sarf etmekte. Ama bilin ki okuyacağımız hadisler münafıkların özelliklerini ortaya serdeden çıkartan hadisler olacak. Allah-u Teala bundan kurtulmak için iyi dinlemeyi, anlamayı ve hayata geçirmeyi bizlere nasip etsin. Birinci hadis. 8 tane hadis rivayet edeceğim. Çok kısa ifade edeceğim ve inşallah Rahman programı bitireceğim. Birinci hadis aziz dostlar. Ebu Hureyre hadisi. Okuyacağım her bir hadisi ya mescitlerde, ya derneklerde, ya vakıflarda, ya YouTube üzerinden ne olursa olsun dinlediniz, ezberlediniz ama ısıtıp ısıtıp tekrar önümüze koyacağız. Tekrar birbirimize hatırlatacağız. Olur ya, dua ediyoruz onlar bizde olmasın. Kokusu, izi, pası dahi bize bulaşmaması için bunları tekrar hatırlayacağız. Ebu Hureyre, hadis Buhari Müslim hadisi. Münafığın 3 alameti vardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Münafığın 3 alameti vardır. 1. Konuştuğu zaman yalan söyler. Allahu Ekber. Konuştuğunda yalan söyler. 2. Söz verdiğinde sözünde durmaz. 3. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. Allahu Ekber. Buhari Müslim hadisi. Şimdi Müslim'de bir fazlalık mevcut. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ve insame oruç da tutsa ve salle namaz da kılsa, dikkat edin. Oruç da tutsa, namaz da kılsa ve za'ama ennehu muslimun, kendini Müslüman olarak nitelese de diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Oruç da tutsa, namaz da kılsa, ben müminim, Müslümanım dese de bu kişi münafıktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aziz dostlar, gerçek münafıklar doğrudan çok yalan söylerler. Onlar az doğrusu söyler, çok yalan konuşurlar. Onlar sözünde durmamak için söz verirler. Onlar emaneti hıyanet etmek için alırlar. Bu katıksız bir münafığın özelliğidir. Ama şimdi bu hadisi işiten, bu hadisi söyleyen kendine baktığında, kendine döndüğünde bu hadisin maddeleri kendisine de isabet ediyorsa ne yapacak? Kendisinde bulunuyorsa bu alametler ne yapması gerekiyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen bunun için bir reçete sunmuş. Hadisi Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, kimde şu 4 özellik bulunursa o diyor katıksız münafıktır. Bunu Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Kimde 4 özellik bulunursa o katıksız münafıktır. Ama diyor kimde bunlardan bir özellik mevcut ise onu giderene kadar onda münafıklığın bir şubesi vardır diyor Resulullah Aleyhisselam. Subhanallah. Şimdi bakın kendimize dönüyoruz. İsterseniz 4 maddeyi hatırlatayım. 1. Bu sefer sıralama değişiyor. Emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. 2. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. 3. Konuştuğunda yalan söyler. 4. Tartıştığında haddi aşar. Bu 4'e geleceğiz, 4. maddeye. Tartıştığında diyor haddi aşar Resulullah Aleyhisselam. Şimdi kim bu alametlerden birini taşıyorsa, herhalde ben dahil içimizde taşımayan kardeş sayısı çok azdır. Korkması gereken bir durumdur. Ama şunun müjdesini verelim ki bu hadisi şerh eden, açıklayan alimler demiş ki bu kişiler asla münafık değillerdir. Arada bir yalan söyleyen, ticaretin gereği bazen ağzından yalan kaçan, aldanan, bir anda gaflete düşen, söz verdi ama bir durumdan dolayı sözünü yerine getiremeyenler, bunu arada bir yapanlar, bu hastalığa arada bir düşenler münafıklar değildir. Ama ne diyorlar biliyor musunuz? Kalp sinyal veriyor. Kalp sinyal veriyor. Ey Müslüman, haline dikkat et.
Ey Müslüman, kendine çeki düzen ver. Nasıl ki hastalıklı bir beden sana sinyal veriyor ve hastalandığına alametler gösteriyor ve sen doktora gidip ilaçlar kullanıyorsan, aziz dostlar, saydığımız 3 ve 4 maddeler hasta bir kalbin bedene sirayet etmesidir. Çözüm ne peki? Çözüm Allah'ı zikretmek. Çözüm Allah'ın kitabında, çözüm Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde, gerçek bir tabibin elinde şifa bulmaktır. Allah-u Teala bizleri onlardan eylesin. Bakın aziz dostlar, 3. hadis. Ebu Hureyre'den geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur diyor. Subhanallah. Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi bu namaz onlara ağır geliyor. Demek ki kılıyorlar. Kılmayanların durumu demek ki daha zor. Kılmayanların durumu daha vahim. Buna dikkat edeceğiz. Ama sabah namazı şahitli olmasına rağmen, hele bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa tüm geceyi ibadet etmiş gibi geçirir diyor. Kime bu ağır geliyor? Münafıklara. Bugün sabah namazını yatağa mahkum eden bizler, seccade üzerinde değil yastık üzerinde sabah namazını kılan bizler, yatsı namazını tavuğun yerden yemlediği gibi kılan bizler, bu hadisin neresindeyiz? Hep beraber düşünelim. Hele ikindi namazı, 4. hadisimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, münafıklar otururlar, ne zaman ki güneş sararmaya başlar, batmaya başlar, bir anda bir çeviklikle kalkarlar, diyor tavuğun yerden yemlemesi gibi namazını kılarlar. Sonra diyor ki onlar diyor Allah'ı pek az zikrederler. Kimin namazı bu? Münafığın namazı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Enes bin Malik'ten geliyor. Onlar otururlar, ticaret yaparlar, iş yaparlar, dedikodu yaparlar, kavga ederler. Bakarlar ki tam güneş batmak üzere, hadi şimdi namaz kılalım deyip arkadaşlarıyla beraber namaza dururlar. Bu münafıklığın bir alameti, buna dikkat edeceğiz aziz dostlar. 5. hadis. Bu da Enes bin Malik'ten geliyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ensar'ı sevmek imandandır. Ensar'a buğz etmek nifaktandır, münafıklıktandır. Ensar biliyoruz değil mi? Medine'de Resulullah'a ve Müslümanlara sahip çıkan yiğit insanlardır. Şimdi burası tamam. Peki bugün nasıl anlayacağız bu hadisi? Şöyle tevil edelim mi? Ensar madem Allah'ın dinine hizmet eden, Allah'ın dininin yardımcılarıdır, o zaman bunu kendiniz için düşünün. Sizin yanınızda Allah'ın dinine hizmet eden, Allah'ın dininin tabir yerinde ise hizmetkarı olmuş bir adamı bir Müslüman sevmiyorsa, demek ki bu nifakın alametidir. Subhanallah. Allah'ın dinine hizmet eden, Allah'ın dini için kendini perişan etmiş, Allah'ın dini için kendini, ailesini, işini satılığa çıkartmış bir adama, yahu ben bu Müslümanı sevmiyorum demek, eğer ensarsa bu adam, neyin alametiymiş? Münafıklığın alametiymiş. Allah-u Teala bizleri bundan muhafaza ediyoruz. Hadi 6. hadis. Sizi fazla yormak istemiyorum. 6. hadis, konumun başında söylediğim hadis. Resulullah aleyhissalatu vesselam damadı ve amcasının oğlu Ali bin Ebi Talib'i çağırıyor. Diyor ki ey Ali diyor, seni diyor ancak diyor müminler sever, sana da diyor ancak münafıklar buğz eder diyor Hazreti Ali için. Bugün kendini Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a nispet edenler, biz Ali'ciyiz, Ali bizim her şeyimiz, haşa ve kella bazılarının peygamberin dahi önüne geçirenler, gerçekten Ali'yi sevdikleri için mi, yoksa Ömer'e buğz etmek için mi bunu diyorlar? Bu da onların vicdanlarına kalsın. Ali bin Ebi Talib'i sevmek imandandır. Bu Alevilerin, bu kendini Ali'ye nispet edenlerin bir özelliği değildir. Ali bin Ebi Talib'i sevmek
müminlerin bir vasfıdır. Ona buğz etmek, ona hakaret etmek, onu sevmemek ise münafıkların bir özelliğidir. 7. Şimdi bu hadisi ne olur iyi dinleyelim. Hadis Tirmizi'de geçiyor. Ebu Umame el-Bakhili radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, haya ve çekingenlik imanın iki şubesidir. Şimdi bazı kardeşlerimiz var. İsim şurada vereceğim de vermek istemiyorum, onları utandırmak istemiyorum. Onlara baktığımızda böyle saf, bakire kızların utangaçlığına sahipler. Konuşurken kelimelerini duyamazsınız. Oturduğunda böyle beyefendi gibi oturuyorlar. Bulundukları yere haya pompalıyorlar. Bu neyin alametiymiş? İmanın alametiymiş. Neyin şubesiymiş? İmanın şubesiymiş. Çekingenlikleri pısırıklarından, korkularından dolayı değil aziz dostlar. İmanlarının gücünden. Şimdi devam ediyor hadis. Kötü söz, yani ahlaksızlık, ahlaksız söz içeren cümleler, kelimeler ve çok konuşmak da nifakın, münafıklığın alameti diyor Resulullah Aleyhisselam. Argo konuşmak, sövmek, küfretmek. Hocam bu ticarette küfretmezsek yer edinemeyiz. Ben küfretmezsem deşarj olamam. Sonuç ya hanım dayak yer ya çocuk. Ya da Allah-u Teala bizi çok konuşmaktan uzak eylesin. Konuştuğu zaman susmak bilmeyenler şunu bilsinler ki bu imanın alameti değil. Neyin alametiymiş? Nifakın ve münafıklığın alametiymiş. Allah-u Teala sizi ve beni korusun. Son hadis. Ben inşallah Rahman burada bırakıyorum. Son hadis. Sizi içine almayan, eşlerinizi, annelerinizi, ablalarınızı içine alan Sevban radıyallahu anh'tan bir nasihat. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şer'i, İslami hiçbir mazereti olmadan boşanmayı talep etmek münafıklıktandır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şer'i, İslami hiçbir mazereti olmadan, yani kocası kendisine zulmetmiyor. Kocası kendisine işkence yapmıyor. Kocası kendisini, çok özür dilerim ama içindeki o ahlakı ahlaksız bir seviyeye çıkartmak için çalışmıyor. Dilime almak istemiyorum. Onu edepsizler sürüklemiyorsa, onun rızkını temin etme konusunda gevşek değilse, Müslüman bir ablanın ben kocamı sevemedim, ailesini sevemedim, şundan dolayı boşanmak istiyorum talebi neyin alametiymiş? Münafıklığın alametiymiş. Allah-u Teala idrak etmeyi, anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin. Rabbim gecenizi mübarek eylesin. Saymış olduğumuz hasletler kimin üzerinde varsa, başta ben olmak üzere, Allah-u Teala hasletleri üzerimizden kaldırsın. Bizi temizlesin. Katına tertemiz olarak alsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع صلوات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله